Ya şimdi şöyle bir şey var. İlk olarak ATK niye önemlidir? ATK şundan dolayı önemlidir. Eğer ki bir kişi cezanın ertelenmesi veya infazının konutunda çektirilmesi gibi bir yola girmek istiyorsak ilk olarak ATK'dan bir rapor almak gerekiyor. Şimdi ATK'dan alacağımız rapor meselesinde de kişinin cezaevinde kalabilir mi, acaba kalamaz mı, buna bakılır. Şimdi ATK şöyle bir şey yapıyor. ATK maalesef objektif bir şekilde kişileri değerlendirmiyor. Bir dosya ATK'nın önüne gittiği zaman bir bakıyorsunuz ki ATK suç türüne göre bir görüş bildirebilmektedir. ATK'nın raporları arasında tam bir belirlilik yok. Örneğin diyelim ki bir mahpusun işte durumu şöyle şöyle, sağlık sorunları böyle böyle, ATK'ya gittiği zaman ATK acaba bu mahpus için cezaevinde kalabilir mi kalamaz mı diye nasıl bir değerlendirme yapacağını önceden öngörmemiz mümkün değil. Şimdi ATK makbule özelle ilgili ilk olarak şunu söyledi: cezaevinde kalamaz. Daha sonrasında aradan bir yıl geçince tabii infaz savcısı mecburi olarak bir daha cezaevinde kalabilir mi kalamaz mı diye ATK'dan tekrar rapor isteme ihtiyacı duydu. Tekrar makbule özel bu defa ATK'ya sevk edilince ATK hayır, cezaevinde kalabilir dedi. Geçen sene 80 yaşında olan makbule anne bu sene 81 yaşında. Hastalığının komple ilerlemesine rağmen, ki cezaevi raporlarına da yansımıştır, İşte cezaevinde düşme, işte parmağını kırma gibi gibi bir sürü sağlık sorunu yaşamasına rağmen ATK bu sene cezaevinde kalabilir demektedir. Şimdi ATK'nın iki tane raporunu alıp karşılaştırdığınızda tıbbi anlamda da değerlendirmelerde bir farklılık yok. Sadece sonuç kısmında. Bir kalabilir, bir kalamaz meselesi. Şimdi bu ATK'nın yaptığı ilk mesele de değil. Örneğin Aysel Tuluk için de daha öncesinde ATK defaatle içeride kalabilir. Sonra birdenbire dedi ki içeride kalamaz. Yani cezaevinde kalamaz. ATK şu anda mevcutta hasta tutsak olarak belirttiğimiz veya hasta tutuklu hükümlü olarak belirttiğimiz kişilerin neredeyse %90'ına cezaevinde kalabilir denilmektedir. Cezaevinde kalamaz dediği kişiler bir yılı bulmadan vefat etmektedir. Yani mesela şu örnekler dahi vardır: ATK'nın cezaevinde kalabilir dediği kişinin vefat ettiği, ATK'nın cezaevinde kalabilir dediği kişinin tahliye olduktan 1 ay 2 ay sonra vefat etmesi, ATK'nın kanser hastası olan kişi için cezaevinde kalabilir demesi, ATK'nın 86 yaşında olan kişiler için dahi cezaevinde kalabilir demesi. Şimdi ATK bazen tıbbi olarak da bunu değerlendirirken ATK'nın kaçırdığı bir nokta var, o da şudur: cezaevi şartları. Şimdi yani şunu yapabilir ATK, gidip cezaevlerinde, yani ilgili hekimler gidip cezaevinde en azı ziyarete bulunabilirler. Örneğin yüksek güvenlikli bir kapalı ceza infaz kurumunda bir kişi kaldığı zaman hangi şartlarda kalıyor? Bir buna bakmak gerekiyor. Hani hangi şartlara, şartları nedir, nasıl kalıyor? Örneğin kaç saat havalandırma çıkıyor? Örneğin ne kadar güneşte kalabiliyor? Örneğin ne kadar görüş yapabiliyor? Örneğin kaç kişiyle kalıyor? Ailesiyle ne kadar görüşebiliyor? Fiziki koşullar nasıldır? Odanın büyüklüğü nedir? Hijyen şartları nedir? ATK bunların hepsini hesaplamaksızın sanki bir kişi yürüyebiliyorsa, su içebiliyorsa, yemek yiyebiliyorsa o cezaevinde kalabilir. Şimdi ATK'nın ilk olarak bunu öngörmesi veya buna ilişkin bir çalışma yapması gerekiyor. Türkiye'de cezaevlerinin hepsi de aynı değil ki. Türkiye'de L tipi cezaevi var, T tipi var, M tipi var, yüksek güvenlikli var. Şu anda yani tecrit cezaevi dediğimiz S tipleri var. Şimdi düşünün ki yaşlı bir insanın şu anda belli hastalıkları var. S tipindeki yaşama ayrıdır, M tipindeki yaşama ayrıdır. S tipinde olduğu zaman tek başınadır. M tipinde olduğunda veya L tipinde olduğunda yanında başka insanlar da bulunmaktadır. Yani başka hükümlü veya tutuklular. Başka hükümlü veya tutuklular bulunduğu zaman en azından onlar o hasta tutsağa yardım edebilirler. Ama S tipi gibi bir yerde bir hastanın tek başına durduğunu bir düşünün. Daha öncesinde FETÖ'den yargılanan bir kişi vardı. İşte kişi orada yargılanırken sandalyede tek başına ölü olarak bulunmuştu. Aslında cezaevi tipiyle de ilgiliydi. Belki onun yanında başka bir kişi olsaydı o şey yaşanmazdı. Ama özetle şunu söyleyebilirim: ATK kişi ölüm şeyine girmeden, hani derler ya, ölüme yaklaşmadığı sürece veya ölüm olayının gerçekleşmesi yakın bir zamana gelmediği sürece ATK herkes için cezaevinde kalabiliyor demektedir. O nedenle ATK'nın şu andaki değerlendirmelerini biz objektif olarak değerlendiremeyiz. ATK dediğim gibi suç grubuna bakıyor veya ilişki ağına bakıyor veya işte toplumda ne biçim ele alındığına bakıyor.
Ama ATK'nın artık şunu görmesi gerekiyor. Yani ATK diyor ki bu tutuklu hükümlü cezaevinde kalabiliyor. 3 ay sonra onun tabutu oradan çıkıyor. Şimdi bunun sorumluluğu kimde?